Viyana'da bir anlaşmazlık olmuş, evet. Oldu. Ya maalesef işte orada da işte çabuk suçlama alışkanlığımız var. İşte Kırımlar haindir. İhanet etti. İhanet etti, haindir falan filan, evet. Gibi. Üzücü benzetmeler oldu. Evet. Esasında tabii Osmanlı padişahlarının ünvanında han ünvanı mı? Kırım Hanı'ndan almışlar. Çünkü hanlık rütbesi veya ünvanı ancak Cengiz soyundan gelenlerin alabildiği bir şey. Mesela Büyük Timur Lenk han değildir. Timur han olamadı. Yani. Olamazdı. O Emir Timur. Emir Timur olmuştur. Çünkü Cengiz soyundan gelmedi. Soyluluğu yok. Yani gerçi Cengiz ailesinden bir kız alarak onu kapatmayı... Ama işte o pek olmuyor. Yani kabul ettiremiyor. Erkek soyundan olması lazım. Çok yani güçlü bir lider olmasına rağmen kabul ettiremiyor. Ama şeyde... Osmanlı o hanı nasıl aldı? Osmanlı kim güçlü o haklı. Öyle almış. Yavuz'un kayınpederi. Evet ama Kırım şimdi, Hanı. Ama o kanaldan şimdi öyle de ama o erkek tarafından değil. Kadın tarafından olmuş oluyor. Değil mi? Ama yani oraya hakim olduğunu belki gösteren bir kanal. Zaten eski dönemlerde yani sultanlar olsun, krallar olsun, imparatorlar olsun hakim oldukları coğrafyanın bütün ünvanlarını kendilerine alıyorlar. Yani bu gayet normal bir şey. O zaman o kanaldan almışlar. Osmanlı'ya bağlıysa o kanalda, evet. Aynı zamanda Osmanlı'da ünvanıdır. Yani en azından han ünvanı böylece korunmuş oldu. Han diyoruz, evet evet. Evet, yani bu han meselesi de önemli. Aynı zamanda bir Kırım'ın Osmanlı savunması, Rusların durdurulması, işte gerektiğinde askeri yardım, evet. Tabii köle ticaretinin, özellikle beyaz köle ticaretinin, evet. Orada cereyan etmesi, bir merkez olması, evet. Hatta bu Hürrem Sultan'ın da ilk bölümünde bu muhteşem vizyon Kırım'da olduğu işte Kırım'la daha doğrusu gidiyor Hürrem Sultan'ın köyüne, orayı basıyorlar, yapıyorlar, annesini babasını öldürüyorlar, Hürrem'i alıp geliyorlar. Tabii o doğru mu değil mi biraz şüpheli ama yani böyle bir tarafı da var yani Kırım'ların. Yani şimdi bir köle dediğimiz insanlar, kullar bir ticari meta. Yani bu dünyanın her yerinde. Mesela Amerikalılara bakın, 1700'lerde bir sürü Afrika'dan zenci getirtip, evet. Şey yapıyorlar, köle ticareti var. Muazzam başkanlar bile bir sürü köle sahibi. Jefferson'lar, Lincoln'lar falan. Tabii yani çünkü İnsan gücüyle bir sürü işler yapılabiliyor. O zaman da bunu köle gücüyle daha ucuza mal ediyorlar. Ama ne zaman endüstri olunca ihtiyaç kalmıyor bunlara zaten. Yani o sayede bugün mesela o kökten gelen bir yarı siyahi diyelim, Obama, Amerika'nın devlet başkanı. Yani tarih nelere şahit oluyor. Bu Osmanlı'da, evet, o da önemli. Osmanlı'da zaman zaman bu bir saltanat değişimi tartışmaları yaşanıyor. Hı. Yani bazen mesela 1703'te böyle bir tartışmanın yaşandığını, hı, bize Naima anlatıyor. Yani orada işte kim şehzade olsun, evet. Ahmet mi, işte kardeşi, hı, İbrahim mi, burada bir ara bir Kırım şehzade, evet, öyle bir şeydi, evet, birisini alalım, hafta geçirelim gibi bir teklifin gündeme geldiğini biliyoruz. Evet. Bu aslında enteresan bir şey. Yani Kırımlarla Osmanlı'nın akraba olması, Osmanoğullarının, evet, evet, Kırım hanlarıyla akraba olması bir bakıma Türk olması, Müslüman olmaları, yani akla en azından gelmiş. Yani olur da olmaz da ayrı bir şey ama, evet, yani Kırım hanlarından birisinin çocuğunun
Osmanlı hanedanı biterse, tükenirse ya da bir şey olursa oraya getirebileceği en azından zaten çok iç içe geçmişler. Mesela Girey'lerden biri hatırlamıyorum. Besteleri var mesela. Osmanlı